Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometrik Kampı'nın 22 ve 23. haftasının 5. videosundayız. Evet bu haftanın en 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 önemli videosundayız. Ne yapacağız bu dersimizde? Doğru denklemini yazmayı öğreneceğiz. Çok dikkatli dinleyin. Çok kolay ve çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ve aşırı derecede kolay gerçekten. Mantığını kavrayın. Olay biter kardeşim. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde doğru denklemi yazma deyince aklınıza hemen şu gelecek. Bir eğimi var mı? İki noktası var mı? Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini yazabiliriz arkadaşlar bizler. Öncelikle bunun ispatını yazayım. Şimdi bir noktadan geçen bir doğru denklemi verilmişse ve eğimi varsa. Eğimi varsa ne demek? Eğim açısı vardır anlamına geliyor. E o zaman ben bu doğrunun denklemini yazmaya çalışacağım. Şimdi bu doğrunun denklemini yazmaya çalışırken. Bu arada bunun aynısı bu şekil olarak var ama ben anlatayım diye bu şekilde yazdım. E, oradaki olan şeyleri sildim. Aynı şeyler zaten kitabımızda yazılı. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Doğru denklemi yazmak istiyorum. Doğru denklemi yazmak için ne lazım bana? X virgül Y gibi ikililer lazım. O yüzden bu doğru üstlerinde rastgele bir nokta seçeyim. Mesela B noktası. X virgül Y'lerin genelini yazayım. Evet buradaki bir nokta. X0 virgül Y0 yani 1'e 2 gibi ya da x3'e 4 gibi bir nokta. Şimdi bu denklemi ben x virgül Y'li yazmak için burada genel bir x virgül Y seçtim rastgele. e ne yapacağız burada arkadaşım? İki nokta var. E burada nokta verilmişse hemen eksenler olan uzaklıkları bizim için önemli değil mi arkadaşlar? Şöyle şöyle. Bunun da eksenler olan uzaklıkları birbirine önemli. Şöyle şöyle. E ben bunu şöyle yazdığım zaman burası x0 burası y0. Burası da x burası da y değil mi? Evet. Ben alfayı kullanmalıyım. Alfa deyince aklımızda tanjant alfa geliyor. Hocam dik üçgen oluştursak şöyle. Alfa iken dolayı alfa. Şu uzunluk nedir? Y eksi y 0dır Bu uzunluk nedir? X eksi x sıfırdır. Buradan ne geldi? Bak eğim dediğim tanjant alfadır. Tanjant alfa dediğimde y eksi y sıfır bölü x eksi x sıfırdır. İşte denklem çıktı arkadaşlar. Hem x'li hem de y'li bir denklem çıktı. Şurada x ve y var. Burada da sayılar var. Bak görüyorsunuz. Nasıl çıktı? Genel formülüm şu. Eğim eşittir y eksi y sıfır bölü x eksi x sıfırdan bulabilirsin. Aslında eğim formülü bu. Sadece denklemde x ve y kullanacaksın. Y eksi noktadaki y bölü x eksi noktadaki x şeklinde düşüneceksin burayı. Evet bunu sakın ama sakın unutma. Ama ben şunu şöyle yapıyor yazıyorum. Tamam bu şekilde de gayet net bir şekilde aklınızda kalabilir. Ama ben bir noktası eğimi ve bir noktası verilen doğru denklemi sorulduğunda. Bak şurada da yazmışım ispatlı yapmışım. Nasıl demişim şunu m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır demişim. Olmazsa olmazım. Zaten işler dışlar yapınca m çarpı x-x0 x, eşittir y-y0 y, eksi y geliyor. Bazı arkadaşlar bunu formülsüz yapmaya çalışıyor ama bakın ben de formüle çok karşıyım. Formülsüz bir nokta bulursunuz. Eğim bulursunuz. Mutlaka sonucu oluşunuz, ulaşırsınız. Böyle yapan hocalar da var. Bunu e, hiçbir şekilde kötülemiyorum. Gayet de iyi yapıyor. Hocalarımız da iyi yapıyor. Siz de iyi yapıyorsunuz. Ama ya bu kardeşim doğru denklemi yazmak benim için çok önemli. E, o zaman bir zahmet şuradaki formülü bileyim ben. E zaten nereden geldiğini bulduk. Şuradan geliyorduk. Tanjant alfa eşittir m. O da eşittir. Y'ler farkı böyle x'ler farkı. İki noktası bilinen doğru noktanın iki noktası bilinen doğrunun eğimi gibiydi bu. Bak onun formülü gibi oradan çıkıyor zaten. Ama bir zahmet işler dışlar da yap. Doğru denklemi yazarken m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır olduğunu bil. Hatta ve hatta uyarı yazmışım buraya. Doğru denklemi yazmak için öncelikle iki sorunun cevabı bulunmalı. Hangi iki soru? Bir eğim lazım bize. iki nokta lazım bize. Evet denklem yazarken kendine iki soru soracaksın. Bir eğim. Eğim M. Noktamız X0 Y0. Eğim belli nokta belliyse doğru denklemi de şu şekilde yazılır. M çarpı X eksi noktadaki X yani X0 eşittir Y eksi Y0. Yani işte bu doğru denklemi yazmak çok önemli. Doğru denklemi yazmak istiyorsan bir tek bunu bilmen yeterli olacaktır. Geri kalanı eski bilgiler. Sen o sorduğun iki soruda eğim eksikse eğimi bulacaksın. Nokta eksikse noktayı bulmaya çalışacaksın. Sonra eğimini ve noktasını bulduktan sonra olay çok güzel bir şekilde akıyor kardeşim. Hadi bakalım biz de olayı çok güzel bir şekilde sorularda akıtalım şimdi. Örnek 26. Analitik düzlemde 1'e 2 noktasından geçen ve eğimi 4 olan doğrunun denklemini yazınız. Kendime iki soru soruyorum. 1. Eğim. Eğim var mı? Var. 4. 2. Nokta. Nokta var mı? Var. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklindeydi. Bunu kafana kazıyana kadar her soruda yazacağım kardeşim. m dediğim 4 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y. Buradan 4 x eksi 4 eşittir y eksi 2 yaptı. ÖSYM nasıl soruyor cevaplarda? Bu şekilde kalmaz tabi ki. Eksi 2'yi öbür tarafa at. Ya Y'yi yalnız bırakırlar. Yani ya cevap böyledir. Y bu sağ, sağ, tarafta kaldı. Ama ben solda yazayım. Y eşittir 4x eksi 2 şeklinde olur cevaplarda. Ya da e, hepsi bir tarafa toplanmıyor muydu? Evet. Genelde x'in katsayısı artı olan toplanıyordu. Bazen y'nin katsayısı artı olabiliyor. Eşitlere bakarsınız. Y'nin katsayısı artıysa hepsini sağda toplarsınız. Ama genelde x'in katsayısı artı olan oluyor. Hepsini solda toplayalım. Yani 4x eksi y e, eksi 2 artı 2 diye geçti. Eksi 2 eksi 4 artı 2 de eksi 2'ye eşit oldu. Eşittir 0 şeklinde buluruz cevabı. Ya bu şıklarda olur ya bu şıklarda olur. Şimdi önüme gelen sorularda artık ben bir tanesini yazacağım. İşime geliyorsa hangisi kolaysa ya y'yi yalnız bırakacağım ya da hepsini x'in katsayısı artı olacak şekilde şıklarda o şekilde yapacağım arkadaşlar. Tamam mı? Evet örnek 26'yı böylelikle şu ya da şu şekilde bulmuş olduk. Geldik örnek 27. Analitik düzlemde A 2020'ye 2 noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğrunun denklemini buldunuz demiş. Oo. Arkadaşlar bakın bu soruda e, nokta kendime doğru denklemi yazmak için ne yapıyordum? Kendime iki soru soruyordum. 1 eğim 2 nokta. Eğim var mı? x eksenine paralel. Hocam x eksenine paralel. Hop şöyle. x eksenine paralel olan bir doğru nedir? Maalesef x eksenine paralel olan bir doğru x eksenini kesmiyor. Eğim açısı nedir? Sıfırdır. E, o zaman şey dersin. Hani eğim açısı sıfırsa eğim tanjant sıfır dersin. Tanjant sıfırda sinüs sıfır bölü kosinüs sıfırdır. Yani sıfır bölü birden o da sıfır derdin. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazardın. Hadi yazalım. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan dolayı. Buradan ne geliyor arkadaşlar? M zaten sıfır çarpı x eksi noktadaki x 2020 eşittir y eksi noktadaki y. Y eksi noktadaki y'miz de 2. Zaten burası 0 yaptı. 0 eşittir y eksi 2 ise bu y eşittir 2 doğrusudur. Ama özel durumlar olduğu zaman bak tamam doğru denklemi yazarken bu şekilde yapıyoruz ama özel durumlar olduğu zaman analitik düzlemde çizin demiyor muyuz size? Evet. İkinci yolla bulmaya çalışalım. E, burada ne diyor? Özel bir durum var. Sana diyor ki şöyle bir doğru diyor. X ekseninde paralel bir doğru diyor. Çizdin. Buradaki nokta ne? Noktamız 2020'ye 2 noktası. Hocam bu absiz önemli değil. Şurası dik ya. Şurası 2 değil mi? Bu x eksenine paralel bir doğru. Y eşittir k doğrusu değil miydi? Direkt y eşittir 2 doğrusu deyip sonuca şekli çizerek de ulaşabilirdin. Tamam. Özel durumlarda da şekil çizmeyi de unutma bir zahmet. Tamam. Doğru denklemi yazmak için kendimize iki soru soracağız diyoruz ama eski söylediğim şeyler hala geçerli. Ne yapıyorsun? özel durumlarda analitik düzlem çizmeyi ihmal etme. Mesela geldik buraya. Burada ne var? Analitik düzlemde verilen eksi 3'e 4 ve eksi 3'e 9 noktalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz diyor şimdi bize. Ee, hocam ne yapacağız? Hemen eğimine bakacağız. Ee, kendimize iki soru soruyoruz. 1. eğim. Eğim dediğimiz y'ler farkı 9 eksi 4 bölü x'ler farkı eksi 3 eksi eksi 3'ten dolayı Bak ne çıktı. 5 bölü 0 çıktı. Aa hocam tanımsız çıktı. E tanımsız çıktıysa e, tanımsız çarpı hani m çarpı x eksi maalesef buradan yapamıyoruz. m çarpı x eksi 0 y eksi y 0'dan yapamıyoruz. Çünkü eğim tanımsız. Tanımsız olan bir şey yapamıyoruz. O zaman şekli çiz. Analitik düzlemi çiz. Bak yukarıda da bir şekil çizmeli soru ikinci yolda çıkmıştı karşımıza. Şimdi de bir şekil çizmeli soru çıktı. E şekli çiziyorum. Neymiş noktalarımız? Eksi 3'e 4. Hocam eksi 3 burada 4 burada. Eksi 3'e 4 noktası burada. Bir de eksi 3'e 9 noktası diyor. Hadi bakalım eksi 3'e 9 da şöyle şekilde gösterelim arkadaşlar. Bunu biraz aşağıya alayım ben. Eksi 3'e 9 noktası nerede? Şu şekilde değil mi? Eksi 3'e 9 noktası da şurada bir yerde arkadaşım. Hop şöyle. E tamam. Şuradaki nokta da eksi 3'e 9. Evet bizden şu noktalardan geçen bu noktadan ve bu noktadan geçen doğrunun denklemi isteniyor. Şu doğru değil midir arkadaşlar? Evet. Bunun her ikisinin de şuradaki noktanın ve şuradaki noktanın apsisi kaç? Eksi 3 değil mi? Evet. Hocam y eksenine paralel bir doğru İşte bu doğa ne doğrusu? Özel bir doğru. Yani x eksenine dik olan doğru ya da y eksenine paralel bir olan doğru. Bu da direktman x eşittir eksi 3 doğrusu değil midir? Evet. Tamam. Size dedik. Doğru denklemi yazarken kesinlikle kendinize iki soru soracaksınız. Bir Eğim 2. Nokta ama eğimde bir sıkıntı yaşarsanız ya da özel bir durumla karşılaşırsanız eski bilgilerinizi de kullanmayı ihmal etmeyin. Analitik düzlemde çizmeyi ihmal etmeyin lütfen. Tamam mı gençler? Bak önemli bir şey. Yani illa bir şeylerden çıkacak diye bir şey yok. Şimdi bir dikkat demişiz. Dikkat denilen bir şey var ama çok da fazla dikkat etmenizi de istemem arkadaşlar. Çünkü ben analitik geometride hayatım boyunca bu dikkati kullanmadım. Çünkü ispat yöntemiyle biz zaten çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Hatta bunun ispatını size bırakıp siz kendiniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Analitik düzlem çizin. Hatta ben çizeyim. Alt yapıyı oluşturayım. Analitik düzlem çizin. Bir doğru çizin. Doğru üzerinden iki nokta alın. Noktanın bir tanesi A noktası X1 Y1. İkincisi de B noktası X2 Y2. Evet buradan geçen iki noktadan geçen doğru denklemi İspatını size bırakayım mı? Yok ya konu anlatımı yapıyoruz. Hadi bırakmayayım ben yapayım. Neyse. Arkadaşlar şimdi bir doğru denklemi iki noktadan geçen doğrunun denklemini bulmaya çalışacağım. Hadi bulalım bakalım. Burada x1 y1 nokta verilmiş. Eksenler onun uzaklarına bakalım şöyle. Hemen şunları yazalım. Şurası x1 burası y1 burası x2 burası da y2 yazdıktan sonra. Şimdi ben bu doğru denklemini yazacağım. Doğru denklemi için kendime iki soru soruyordum. Bir eğim iki noktaydı. E hocam eğim var mı? Var. Tanjant alfadan buluruz. Hatta şöyle dik üçgen oluşturacak olursak alfa. Hocam burası y2 eksi y1. Burası da x2 eksi x1 oldu mu? Oldu. Şurada bir dik üçgende eğim belli mi? Belli. Eğim dediğim y'ler farkı bölü x'ler farkı. y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 çıktı. E doğru denklemi m çarpı x eksi noktadaki x. İster bu noktayı seç ister yukarıdaki noktayı seç. Fark etmez x eksi noktadaki x yani x eksi x1 eşittir y eksi noktadaki y yani y1. M'i zaten ne bulmuştuk? y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 bulmuştuk. Eşittir şu çarpımda da bir tarafa atalım. y eksi y1 bölü x eksi x1 mi geldi? Evet y eksi y1 bölü x eksi x1 eşittir y1 eksi y2 demiş bu sefer. Ha y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 ha y bunun eksiyle çarpımı üst ve altın. Ha y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 olmuş. Fark eder mi fark etmez. İşte bak ispatını yapmış bulunuyoruz. Ama ben hayatımın boyunca bunu bu şekilde ezberleyip de a iki nokta verilmiş. İki noktası bilinen doğrunun denklemi şu şekilde bulunuyor deyip işlem yapmadım. Haberiniz olsun siz de yapmayın. Bak şimdi soruda göreceksiniz zaten. Örnek 29'a bakalım. Analitik düzlemde a 1 e 2 ve b-3'e 5 noktalarından geçen doğrunun dur. Doğrunun dedik durduk. Sonra x eksenini kestiği nokta isteniyor. Arkadaşlar iki noktadan geçen doğrudan bahsediyoruz. Ben bu doğrunun denklemini yazayım. Yazdıktan sonra her bir sorunun cevabını bulurum. Her bir soru derken x eksenini kestiği yer, y eksenini kestiği yer, eksenler arasında kalan bölgenin alanı, işte apsisi ordinatının kaç katıdır gibi gibi soruları doğru denklemine ulaştıktan sonra cevaplayabilirim. E burada ne yapacağız? Bak şimdi yorumlayalım. Basit bir şekilde Özel durum yok ya basit bir şekilde soruyu anlayabilmek için şekli çizeyim. A noktası 1'e 2'den ve B noktası eksi 3'e 5'ten geçen doğrunun denklemi isteniyor. Doğru denklemi için hiç iki noktası bilinen doğrunun denkleminin formülünden yapmayayım arkadaşım. Doğru denklemi için kendimize ne yapıyorduk? İki soru soruyorduk. Bir eğim 2 nokta. Hadi bakalım eğimi bulalım. Eğimi bulurken de iki farklı şekilde eğim bulabiliyorduk. Ya tanjant alfadan buluyorduk ya da iki noktası belliyse ise Y'ler farkı bölü x'ler farkından buluyorduk. E2 nokta belli. Y'ler farkı 5 eksi 2 bölü x'ler farkı. Eksi 3 eksi 1'den dolayı kaç çıktı burası? 3 bölü eksi 4 çıktı. Yani eksi 3 bölü 4 oldu. E'in belli mi belli? Nokta belli mi belli? İstediğin noktayı seç. Ben 1'e 2 seçiyorum. Sen istersen eksi 3'e 5'i seç. Ben burada 1'e 2 için yapayım. Sen yerinde eksi 3'e 5 için dene. Tamam mı? Sen eksi 3'e 5 için dene. Doğru cevabı yine bulacaksın. Hatta kolayını sana bırakayım istersen. Ben eksi 3'e 5 için yapayım. Sen 1'e 2 için yap. İstediğin noktayı seçebilirsin. Evet eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemi nedir? M çarpı x eksi x 0 eşittir. Y eksi y 0'dı. M dediğimiz kaç çıktı? Eksi 3 bölü 4 çıktı. Eşit. X eksi x 0. X eksi eksi 3. Yani x artı 3 eşittir y eksi y sıfır yani 5 y eksi noktadaki y'de eksi 3 ile buraya çarpıyorum eksi 3 x artı eksi 3 x eksi 9 eşittir 4 y eksi 20 oldu e ha hocam ya böyle y yalnız kalırdı ya x'in katsayısı artı olan şıklarda olurdu e ne yapalım eksi 3 x'i öbür tarafa atalım yani 0 eşittir 3 x artı 4 y eksi 9 da artı 9 diye geçiyor eksi 11 mi yapıyor arkadaşlar o zaman burası evet yani bu 0 eşittir diye yazmazlar da daha düzgün bir şekilde 3x artı 4y eksi 11 eşittir 0 şeklinde yazılır arkadaşlar. Cevabımız bu. Evet ya da 4y artı 3x şeklinde yazarlar fark etmez. Cevabımız böylelikle bu çıktı. Sen de 1'e 2 için yazdın değil mi? 1'e 2 için yazdığın zaman da aynı sonuç çıktı mı? Çıktı değil mi? Yoruma yaz çıktıysa. Evet hocam çıktı. E çıkar zaten. E çıkar çünkü ister bu noktayı seç ister bu noktayı seç. iki noktada aynı sonuç çıkacaktır. Çünkü Eğim belli. Nokta belli. Ben bu noktayı seçtim. Sen de bu noktayı seçtim. sonuç saatler aynı çıkmak zorunda. Neyse geldik örnek 30'a. Bakalım bu sefer şekil çizilmiş. Yukarıdaki üçgenin ağırlık merkezi G'dir. Bu tamamıyla sözel de olabilirdi arkadaşlar. Yani şöyle. A 1'e 2, B 2'ye K, C 6 eksi K üçgenin ağırlık merkezi G olduğuna göre AG doğrusunun denklemini bulunuz diye söyleyebilirdi soruda. Tamamıyla sözel. Ben şekli çizmişim sadece burada. Evet buradaki üçgenin ağırlık merkezi G. Burada bizden ne isteniyor? AG doğrusunun denklemi. Hocam ben direkt G'yi bulabilir miyim? Bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Apsisler toplamının 3'e bölünmüş hali. Hocam G ağırlık merkezi 1 artı eksi 2 artı 6 değil mi? Evet eksi 2 artı 6 bölü 3'e Y'ler toplamı 2 artı K artı eksi K bölü 3 yapıyordu. E o zaman G ağırlık merkezi ne oldu gençler? Hocam burası 6, 7. E, 7'den kaç çıktı? 7'den 2 çıktı 5. 5 bölü 3'e. Hmm, 5 bölü 3'e. K'lar gitti. 2 bölü 3 yaptı. Evet siz bu şekilde bulabilirsiniz. Şöyle bulabilirsiniz arkadaşlar. Sonra 2 nokta belli. Hocam eğimi bulurum öncelikle. Y'ler farkı bölü. X'ler farkı falan filan. Ama bence bu sorunun daha kolay bir yolu vardır. Sonuçta bizden e, buradan da çıkar. Önce şu iki noktadan eğim bulursun sonra eğim belli nokta belli doğru denklemini yazarsınız. Bak bu nokta gıcık çıktığı için ağırlık merkezi gıcık çıktığı için arkadaşlar sırf oradan dolayı bundan yapmayacağım. Bak güzel bir şey çıkmadı ne yapayım benden ağırlık merkezinin ve A'dan ve ağırlık merkezinden geçen doğrunun denklemi isteniliyor. Arkadaşım ağırlık merkezinin devamı kenar ortaya olmak zorunda değil mi? Evet yani AG denklemi aslında şu noktayı bulduğun zaman da AK denklemine de eşit, değil midir? Evet Ha AG doğrusu ha A, K doğrusu yazılmış. Fark eder mi? Fark etmez. E o zaman K'yı bulalım. Eksi 2 artı 6 4 bölü 2'den 2'ye. K artı eksi K yani 0 bölü 2'den 0 yaptı. Bak böyle daha rahat bulurum. A ve G'den denklem yazmak daha zor ama artık A ve K'dan denklem yazmak daha kolay. Evet A ve K'dan geçen doğrunun denklemini yazarken kendime iki soru soruyorum. Bir eğim 2 nokta. Evet var mı eğimi bulacağız arkadaşlar. 2 noktası binden doğrunun eğimi. Y'ler farkı 0 eksi 2 bölü. X'ler farkı bak. Y'ler farkı ve X'ler farkı derken buradan başladıysam hep buradan devam ediyorum. Değil mi? Unutmadın mı bunu? Evet Y'ler farkı bölü X'ler farkı 0 eksi 2 bölü 2 eksi 1. Yani eksi 2 çıktı. Eğim belli. Nokta belli. İster bunu seç ister alttaki 2'ye 0 seç. Hiç fark etmez. Nokta belli doğru denklemini yazalım. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde bulunuyordu. M dediğim kaç çıktı? Eksi 2 çarpı x eksi noktadaki x yani 1 eşittir y eksi noktadaki y yani 2. Eksi 2 x artı 2 eşittir y eksi 2 oldu. E arkadaşlar genelde şıklarda ya y'yi yalnız bırakıyorlar da ya da x'in kaç artıydı. Bu sefer de kf'ye eder y'yi yalnız bırakacağım. Öbür tarafa attım. O zaman y eşittir ne oldu? Eksi 2 x buradaki eksi 2 artı 4 diye geçiyor. Artı 4 şeklinde olmuş oldu. Tabi eksi 2 x artı 4 eşittir y de genelde y'yi sola yazarlar. Y eşittir eksi 2 x artı 4 doğrusu şeklinde bulunmuş oldu. Evet örnek 30'un cevabı bu şekilde bulundu. Bak farklı farklı yöntemler tekniklerde gösteriyoruz. Bir yere bağımlı kalmamak lazım çözümde. Onu da görüyorsunuz çözümlerde değil mi gençler? Neyse geldik bir sonraki soruya. Yani örnek 31'deyiz. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki doğrunun denklemini bulunuz. Arkadaşım bir doğru denklemi yazmak istiyorsak ne lazım bize? Bir eğim 2 nokta. Hocam buradaki 45'i vermiş. Şurası da 45 mi? 45. Bunu 45 90 45. E hocam burası da 45. Bak x eksenine yaptığı açı. Eğim dediğim tanjant 45'tir. Ama dikkat sola yatık. Eksi tanjant 45'tir. Tanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz. O zaman eğimi eksi 1. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazacağız. Hiç üşenmem kardeşim. Beyninize kazıyacağım m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdı. m dediğim eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x x eksi eksi 5 yani x artı 5 eşittir y eksi noktadaki y 1 eksi x eksi 5 eşittir y eksi 1 olduğundan dolayı e, bu sefer x hepsini bir tarafta toplayayım 0 eşittir e, x artı y artı 4 yaptı arkadaşlar ya böyle yazmazlar da x artı y artı 4 eşit 0 şeklinde yazarlar. Evet örnek 31'in cevabında da böylelikle bu bulduk. Yani x artı y art 4 eşit 0 bulduk arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. Evet dik koordinat düzleminde verilen doğrunun denklemini buldunuz. Arkadaşım bu doğru denklemini yazarken eğim bulmam lazım. Eğim nasıl bulunuyordu? İki farklı şekilde bulunuyordu. İşte bu soruyu da iki farklı şekilde çözebilirsin. Ya tanjant alfadan bulalım. Eğim hocam tanjant alfa. E tanjant alfa olduğundan dolayı ne oldu arkadaşlar? Bu da karşı bölü komşu. 4 bölü 3. Sonra eğim belli nokta belli. Doğru denklemini yazacağız. Nokta belli mi var? Ya buradaki nokta ya da buradaki nokta. İstediğin noktayı seç. Ben şu negatif olduğundan bu sevmedim. Şu noktayı seçeyim. Bu nokta nedir? Sadece 4 değil burası. 0'a 4 değil mi? Evet. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazacağım. X eksi x eksi, yani m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dan. m dediğimiz 4 bölü 3 çarpı x eksi 0 eşittir y eksi noktadaki y yani 4. Buradan şunu dağıtıyorum. 4'ü buraya dağıttım. 4x. 3'ü de karşı tarafa dağıtıyorum. 3y eksi 12 yaptı. Ve hepsini sol tarafta toplayayım. 4x eksi 3y artı 12 eşittir 0 şeklinde buluruz sonucu. Birinci yol bu. Hani eğimi tanjant alfadan buldun. İkinci yolda eğimi 2 iki noktası belliyse y'ler farkı. Sonuçta bu eksi 3'e 0. Bu da 0'a 4 ya. Y'ler farkı bölü x'ler farkından da eğimi bulabilirdin. Yani 4 bölü 3 yine aynen çıkıyor arkadaşlar. İstediği şekilde bu. Ama size bir şey söyleyeyim arkadaşım. Tamam bu şekilde verildiğinde eksenleri kestiği noktalar verildiğinde de sen standart bir yöntemle yani bildiğin en iyi bildiğin yolla doğru denklemi yazmak için iki soru sorma yöntemiyle soruyu yapabiliyor musun? Yapıyorsun değil mi? Evet yapıyorsun. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok ama bunun da bir kısa yolu var. Aslında bu da kısa da önemli değil de bunun da bir kısa yolu işte bu arkadaşlar. Eksenleri kestiği yerleri belli olan doğrunun denklemi. İster bil ister bilme. Bildiğin zaman sadece hızlı hareket edersin. Ama bilmediğini yani bilmene gerek kalmadığını da ben yukarıdaki soruda gösterdim mi? Gösterdim. Şimdi şuraya baktığım zaman, zaman eksenleri kestiği yerleri belli olan doğrunun denklemi x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1 şeklinde bulunur. Yani işte bu şekilde bulunur arkadaşlar. x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1. Tabi bazen bunlar negatif olabilir. Mesela bu eksi 1 olsaydı x bölü eksi 1 yazacaktık. Aklın bir köşesinde bulunsun. Mesela önceki soruya bakalım. Önceki soruda x eksenini kestiği yer kaç? Eksi 3. x bölü eksi 3 artı y bölü 4. y eksenini kestiği yer eşittir 1 olduğundan. Paydaları ne yapalım? Artı 4 yapalım. Yok. paydaları artı 4 yapalım. O zaman bunu ile çarpacağım. E, paydaları şey paydaları eşit yapalım. Yani bunu eksi 4 ile çarparsam bunu da e, artı 3 ile mi çarpacağım? 12 yaptım. Evet. O zaman burası eksi 4 x artı 3 y bölü 10, 12 eşittir 1 yaptı. Buradan ne geldi? Eksi 4 x artı 3 y eşittir 12 mi yaptı? Evet. Hepsini öbür tarafa toplarsam 0 eşittir 4 x artı 3 y artı 12 mi yaptı? Aynen öyle. Bak. Aynı sonucu bulduk mu? Bulduk. Aynı sonuç karşımıza çıktı. Şöyle görüyorsun değil mi arkadaşım? Evet gördüğün üzere aynı sonuç çıktı. O yüzden sana bırakıyorum. Burada eksenleri kestiği yerler böyleyken bu basit akılda kalıyor. X bölü x ekseni kestiği yer artı y bölü y ekseni kestiği yer eşittir 1 şeklinde de cevaba ulaşabiliyormuşuz arkadaşım. Kolay bir şey aklında kaldı. Büyük ihtimalle böyle yaparsın. Ama ha, varsayalım unuttun. Normal klasik yolla da yapabilirsin. Evet gençler Gelelim bir sonraki soruya. Bakalım örnek 33 ne demiş? Dik koordinat sisteminde eş 2 kare şekildeki gibi çizilmiştir. Eş 2 kare. Bir kenarı 2 kök 5. Hocam 2 kök 5 ise burası da kök 5 oldu. Burası da 2 kök 5. Hocam kare olduğundan burası da 2 kök 5 değil mi? Evet. A burası 90. Hocam burası da 90. Hocam burası da 90. Oo en sevdiğim ne var burada? Alfa beta. Dal kardeşim alfa beta ya. Alfa beta. Alfa beta. E tamam şu üçgenle şu üçgen benzer mi? Benzer. Hatta en sevdiğim benzerlik var. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Hocam burası A iken burası 2A diyebilirim direkt. Direkt alfadan beta'ya geçiş. Hatta burası 2 kök 5 değil mi arkadaşım? Evet kare olduğundan dolayı A 1 2 kök 5 üçgeni. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı A 2 A ise A kök 5. A kök 5 eşittir 2 kök 5 ise A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. A 2 çıktı. Burası kaç çıktı? 4 çıktı. Bizden bu doğrunun denklemi isteniyor. E, klasik yolla bulabilirsiniz ama burayı 2 buldum. Hatta burası kök 5. 2 kök 5 ise küçük olanın kök 5 katı. Yani kök 5'in kök 5 katından burası da 5 çıkar. E, toplamda burası kaç yaptı? 7. Ekseni kestiği yer 7 oldu. Şurası kaç yaptı? 4. Uzunluk. Yani y ekseni kestiği yerde 4 olduğundan dolayı bu doğrunun denklemini x bölü 7 x ekseni kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1 şeklinde bulabiliriz. Direkt şıklarda bu olabilir. Varsa işaretleyin. Yoksa genişletin kardeşim. Bunu 4 ile bunu 7 ile genişlettiğimiz zaman o zaman doğrunun denklemi 4x artı 7y bölü 28 eşittir 1 ya eşittir 28 olur. Şıklarda da bu şekilde olur. Bu da olmazsa 4x artı 3y eksi 28 eşit 0 şeklinde olur. Artık nasıl olursa arkadaşım. Evet. Eksenleri kestiği noktalarda verildiği zaman bu şekilde daha kolay bir şekilde sonuca da ulaşabiliyoruz arkadaşım. Evet. Arkadaşlar örnek 34 diyeceğim ama örnek 34 ve daha örnekler devam ediyor. Biraz da yeni nesil sorulara geçmiş oluyoruz ya da daha değişik türde bir sorulara geçmiş oluyoruz. E, çok da fazla bir videoya sıkıştırmayayım bunu. Doğru denklemi yazmayı isterseniz iki videoda anlatayım. E, o zaman ne diyelim? Kendimi önce bir büyüteyim. Bir sonraki videoda geriye kalan sorularda ta şuraya kadar arkadaşlar nota kadar geriye kalan soruların çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.